Arkadaşlar merhaba, size birkaç model Android cihazda ekran kalibrasyonunu, dokunmatik ayarını nasıl yapacağımızı göstermeye çalışacağım. Ee, öncelikle birinci cihazımızdan başlıyorum. Bu cihazımız TS7 bir cihaz. Ama göstereceğim e, bu ayar, e, yani deneyebilirsiniz, birçok cihazda bu şekilde çalışabiliyor. Diyelim ki cihazımızın dokunmatiğinde bir aksilik var. E, sağlam ama yanlış çalışıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle 5 parmağımızı ekrana basılıp bu şekilde beklememiz gerekiyor. Cihazımızın kalibrasyon moduna düşmesi için. Sonrasında cihazımız bu şekilde kalibrasyon moduna düşüyor. Ve yapmamız gereken ekrandaki artıları parmağımızla bu şekilde takip etmek. Takip ettikten sonra cihazımızın dokunmatik kalibrasyonu yapılmış oluyor. Ve cihazımız normal şekilde çalışmaya başlıyor. Bunu da bu şekilde çalışması için cihazımızın e dokunmatinin sağlam olması gerekiyor. Ayarının bozul, bozuk olması gerekiyor. Bu ayar nasıl bozulur? İşte e, montaj esnasında bozulabilir. Montajcı arkadaşlar cihazın önüne ekranına elini tutarak montaj yaptığı için 5 parmağını ekrana basıyor. O esnada ekranda artılar çıkıyor. O da ne olduğunu anlamadığı için çıkış yapıyor oradan. Çıkış yaptıktan sonra da cihazımızın dokunmatiği bozulmuş oluyor. E, ve cihazın arızalı olduğunu düşünerek aldığınız arkadaşla iletişime geçiyorsunuz. Yani buna gerek yok ya da işte arabada bir çocuk var elini ekrana basılı tutuyor vesaire. Bu şekilde e, bozulabiliyor. Ya da meraklı kullanıcılar cihazın bu ayarına girip ayarı tam yapmadan çıktığı için bu şekilde sorunlar olabiliyor. Tabi şu tuşlar da bozulabiliyor ayarla ilgili. Bunlar da normalde ayarların içinde var. Benim biraz önce gösterdiğim normal ekran e, dokunmatiği. Şimdiki göstereceğim tuşlarla alakalı. Fabrika ayarlarına giriyoruz. Bu cihaz için söylüyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Belki sizin cihazınızda da aynı şifredir. 4 tane 8 diyorum. Ayarların içine giriyorum. Ee, bunda çift ayar var. Bunun içinde bu ayar yok. Diğer ayara giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beraber öğrenip beraber yapıyoruz bu arada. Bazen burada e, Türkçe e, tercümeden dolayı hatalar olabiliyor. Ee, i̇şte normalde burada İngilizce olunca doğru yazıyor ama Türkçe'de bir sorunlar olabiliyor. Alan düğmesi diye giriyorum. Bu şekilde temizle diyorum. Başlangıç diyorum. Temizle diyorum. Burada ayarlar sıfırlamış oluyor. Yani şu an bu tuşlarımız çalışmıyor. Buradan önce tuşu seçiyoruz güç diye. Sonra buradan güç tuşumuza basıyoruz. Sonra e, home tuşumuzu bir dakika arayüz olarak Türkçe e, çevirden otomatik. Ötürü farklılıklar olabiliyor. Diğerine geçiyoruz. Ee, geri dönüş. Geri dönüş. Diğerine geliyoruz. Hacim artı. Volüm artı. Diğerine geliyoruz. Hacim eksi. Volüm eksi. Ve bitti dediğimiz zaman cihazımız bu tuşları bu şekilde hafızaya alması, alması gerekiyor. Bu şekilde tuşlarımızı da kodlamış oluyoruz. Yani dokunmatiği tamamen bu cihazda bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Şimdi diğer cihazımıza geçiyoruz. Küçük bir ara ve diğer cihaz. Şimdi ikinci cihazımıza geçtik. İkinci cihazımızda da gene beş parmağımızı ekrana dokunuyoruz bu şekilde. Bu şekilde cihazımıza gene dokunmatik ayarı çıkıyor. Dokunmatik ayarımızı gene bu şekilde takip ederek bitiriyoruz. Gene dediğim gibi dokunmatiğin montaj esnasında bozulabiliyor. Bilinçsiz bir arkadaş elini ekrana bastırdığı zaman bu şekilde ayara düşüyor ve ayar yapmadan çıkabiliyor. Şimdi bu cihaz içinde yan tuşların ayarını kontrol edelim. Ben de öğreneyim, siz de öğrenin. Ayarlara giriyoruz. Fabrika ayarları. 1, 2, 3, 4. Fabrika ayarları her cihazda farklı olabiliyor. E, fark edebiliyor yani. Bakalım hemen Dokunmatik öğrenme diyor giriyoruz burada gene yanlış çeviriler var onlara e, takılmayalım temizlemek diyorum e, başlangıç diyorum burada sessiz ve güç diyor seçiyorum ana sayfa seçiyorum ana sayfa seçtim dönüş seçtim. Cilt artı, volüm artı seçtim. Ses eksi. Bunlar ufak tefek çeviri hatalarıdır. Takılmıyoruz onlara. Sona ermek. Bu şekilde sona erdiriyoruz. Bakalım tuşlarımız normale döndü mü? Şu an tuşlarımız da normal çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. İkinci cihazımız da bu şekilde. Şimdi gene bir küçük bir ara ve üçüncü cihazımıza geçiyoruz. Üçüncü cihaza geçtik arkadaşlar. Şurası aynı ise ayar kısmı sizin cihazınızda aynıdır zaten. Ana menüsüne aldanmıyoruz. Cihazımızı gene kalibrasyona geçmek için elimizi 5 parmağımızı bu şekilde ekrana koyuyoruz. Cihazımız kalibrasyon menüsüne geçiyor. Cihazımızı gene bunda sayıları takip ederek kırmızı noktaları kalibrasyonumuzu yapıyoruz. Ekranda şunu soruyor. Çıkış mı yapayım? Yoksa yan tuşları da ayarlayayım mı diye soruyor. Eğer sadece buraya ayarlayacaksanız change deyip çıkıyorsunuz. Ama tuşları da ayarlamak istiyorsanız OK diyorsunuz. Ayar menüsüne dönüyor. Buradan Start diyoruz. Ee, Power'ı seçiyoruz. Tuştan Power'ı seçiyoruz. Home tuşumuz. Home tuşumuz. Geri dönüş Back tuşumuz. Volume artı. Volume eksi. Sonra Close deyip kapatıyoruz. OK diyoruz ve cihazımızın yan tuşlarını da ayarlamış oluyoruz. Bu şekilde cihazımız çalışıyor. İşte burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bu ayarı işte düzgün yapmamız. Cihazda hemen bir arıza olduğunu düşünmeyip önce bu ayarı denememiz lazım. Bu ayarla düzeliyorsa cihazımızda herhangi bir sorun yoktur. Yani bir yanlışlıkla veya bilmeden kurcalarken büyük ihtimal bozulmuştur. Onunla alakalı e, sorun yaşamışsındır. Bu şekilde sorununuzu çözebilirsiniz. Cihazınızı da aracınızdan söktürmenize gerek kalmaz. Herhangi bir masraf yapmanıza yapmanıza gerek kalmadan çözmüş olursunuz. E, başka cihazınızda varsa bu şekilde ayarlarını deneyebilirsiniz. Bir sorun varsa elinizi 5 parmağınızı ekrana basıp başka model bir cihaz varsa deneyebilirsiniz. Şu anki güncel tüm cihazlarda hemen hemen bu ayar işe yarar. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler.